Hematomu sorayım size. Şimdi damarlarda, atar damarda veya toplar damarda, damarlarda yırtılma nedeniyle kan sızması olur. Kan Evet. sızar içeride, iç organlardaki. Bu kanın sızması, bir noktada birikmesi hematom denir. İç organlarda olursa bu hematom, kan bir noktada toplanırsa, bunu görmediğimiz için, bilmediğimiz için fark etmeyiz. Ama organları sıkıştırırsa rahatsız olur. Evet. Cilde, deriye ne kadar yakın olursa hematom, damarlardaki mesela herhangi bir kazadan, herhangi bir olaydan dolayı damarda yırtılma olursa, kan sızması olursa önce morarır, sonra yeşilimsi bir renk alır, sonra sarımsı, sonra simsiyah olur. Normal olarak 3-4 hafta sonra kendiliğinden geçer. Süreci hızlandırmak için ne yapmak gerekir? Mesela vücudun herhangi bir gözüken kısmında ise, dizde, kolda, mesela futbol oynayanlarda çok düşer. Dizinin üzerine veyahut da diz kapağına rast gelir, dizine gelir. Bileğen, ayak bileğine burkulmalar olur vesaire vesaire. Bu gibi durumlarda ozon yağıyla masaj yaparsanız, ozon forte, çok güzel bir formülümüz var bizim. Ozon forte. Ozonla masaj yaptığınız zaman ne olur? O morartı yavaş yavaş gider. Mesela benim büyük oğlum Almanya'da bir çocuk, Alman çocukla kavga yapmış. Onu tabii ki dövmüş. O çocuk da gitmiş, 4 çocuk getirmiş. Bu sefer 4'ünü de dövmüş. Şiddete karşıyız hocam. Şiddete karşıyız da Avrupa'da çocuğunu yetiştirmezsen bir ton dayak yer gelir her gün. Sen de üzülürsün, o da üzülür. O saldıran onlar. Kendini savunacaksın. Kendini savunmazsan her gün dayak yer gelirsin. Yani. Şimdi bu Alman bir çocuk daha bulmuş. Benim oğlum o zaman 12 yaşındaydı. Bir çocuk daha bulmuş. O da 14 yaşında. Tabii 5 kişi, bir kişi. Bu sefer onlar iyi bir dayak atmışlar. Çocuk geldi baldırında böyle avuç içi kadar simsiyah bir öyle karateciymiş öbür çocuk. Bir vurmuş böyle simsiyah olmuş. Oh. Avuç içi kadar. Dedim ki önemli değil, kırılmamış, bu geçer. Ben tedavi ederim. Bir ozon ya ona masaj birkaç gün, hiçbir şeysi kalmadı. Şimdi benim bir arkadaşım var. Onun da 4 çocuğu var. Şimdi bunlar her gün okuldan geliyorlar salya sümük. Falan dövdü, falan dövdü, falan dövdü, falan dövdü, falan dövdü. Dedim ki ne bu ya? Gönder çocuğunu karateye, tekvandoya, kickboksa. Evet. Adam olsun, kendine güveni gelsin. Kavga Aman hocam, yapmasın. Allah korusun. Onlar daha çok şiddete La maruz ilahe illallah kalıyorlar. Muhammed Resulullah. Saldırgan olmasın. Kendini savusun. Kendini. Allah. Kore'de, Çin'de, insanlar Japonya'da, orada burada. Herkes karate biliyor. Herkes birbirine mi saldırıyor? Kendine güveni olur insanın, spor yapan insanın. Saldırmaz. Saldırırsa kendini savunur. Korkak insan tehlikelidir. Bak Ama mesela hocam kendilerine güvenmesi kendine için güvenmeyen bir insan bilgileriyle de kendilerine güvenebilip kendilerini bir savunabilir. olay İlle anlatayım. şiddete Bir karşı. olay bir olayda Buyurun. kendine güveni olmayan çocuk karate, tekvando, kickboks hiç bilmeyen bir çocuk bir olayda karşısındakinden dayak yiyeceğini anlayınca ne yaptı? Kaçar. Çekti tabancayı, adamı vurdu. Ne oldu? Hocam kendine güven olmayan bir insan silahı da Kendine güveni tabancayı da yok. Tabanca da kullanamaz. geliyor. Korkak Neyse bir hocam insan. bu konulardan biz çıkalım, şiddete maruz Şiddet bırakmayalım la ilahe arkadaşlar. illallah Muhammed Resulü. Kendini Şiddete savunmayan insan, karşı. aciz insanları Türk milleti olarak insanlarımızın sağlıklı sıhhatli olması için çocuklarına spor yaptırmaları Yani gerekir. spor dalı olarak evet hani karateye, tekvandoya gitmeliler ama kendilerini korumak için bazen bilgilerini de kullanabilirler, karşındaki insanları Hematom, yani bilgiyle dövebilirler. sporcular da kickboks, boks, futbol, spor yapanların dizlerinde, kalçalarında, bacaklarında, baldırlarında, orada, burada, şurada ezilme, burkulma, morarma olur. Hematom oluşursa ozon yağıyla masaj yapıyor bir de iksir kullandığı zaman kısa sürede rahatsızlık ortadan kalkar. Hematomu tedavi etmek kolay, Yani basit. vücuttaki doku ezilmelerini Ezilme, ozon burkulma, morarma, yağıyla. İç kanama gibi ozon forte. Farklı. Şimdi piyasada birçok ozon var. Ozon nedir? Zeytinyağını ozonluyorsun, bu ozon yağı. Böyle değil. Bizim üretmiş olduğumuz ozon forte farklı. Sarı kantaron içerir. Sarı kantaron nedir? Sinirleri güçlendirir. Evet. Sinirlot içerir. Sinirlot nedir? Kasları güçlendirir. At kuyruğu içerir. Nedir? Kemikleri güçlendirir. Bağ dokusunu güçlendirir. Yani sadece ozon değil, ozon yağı değil. 19 bitkinin birlikte olduğu zaman ozon forte, normal ozondan, ozon yağından kat kat etkilidir.
Evet. Yani öbür normal ozon yağı gibi değil bu, farklıdır. Hı hı. Atalarımız mesela eskiden savaşlarda birçok kılıç yarası oluyor. Kılıç yaralarını iyileştirmek için kılıç yağı üretmişler sarı kantorundan. İçerisinde birçok şifalı bitki bulunan kılıç yağı. Eskiden kılıç yağı vardı, şimdi yok. Savaş olmadığı için kılıç yok, kılıç yağı da evet. yarası da yok. Şimdi spor var. Spor nedeniyle ortaya çıkan ezilme, burkuma, morarmalara karşı, içeride oluşan hematomlara karşı ozon forte'yi geliştirdik. Kılıç yağının geliştirilmiş hali. Ozon yağı, kılıç yağı karışımı yeni bir. Evet hocam. Şimdi başka bir konuya geçmeden önce kansızlıkla ilgili ne kullanmaları gerekiyor? Onu da tekrarlayalım tekrardan. Gökçek iksir mi kullanmaları lazım kansızlık? Şimdi eğer ki mide bağırsaklarında mantardan dolayı kansızlık varsa, mantarlar bağırsaklara böyle zif gibi yerleşirse besinlerdeki vitamin mineral enzimi absorbe etmesi mümkün olmaz. Zerdeçal forte gerekir. Hı hı. Midesinde problemden, gastrit ülserden dolayı kansızlık varsa tonik gerekir. Bayanlarda yoğun adet görmekten dolayı bir kansızlık varsa hayıt forte gerekir. Evet. Efendim ülseratif kolitten dolayı kanama veya hemoroidten dolayı bir kanama varsa çoban çantası forte gerekir. Çoban çantası her türlü iç kanamaya karşı etkilidir. Ama rahatsızlığı bilirsek, nedir bu kansızlığın evet. sebebi, kanamanın sebebi öğrenirse ona göre uygun formüller var. Ona göre tedavi süreçleri uyguluyorsunuz. Tabii. İzleyicilerimizi tekrardan hatırlatalım. İbrahim Gökçe'ye ulaşmak istiyorsanız internet adresi bitkiseltedavi.com ve doğaltedavi.net adreslerinden ulaşabilirsiniz ve orada sormak istediğiniz ya da görmek, öğrenmek istediğiniz bütün bilgileri resmi internet sitesinden alabilirsiniz. İletişim telefonu ise 0212 621 21 65 ve 66 numaralı telefonlardan da bizzat bilgi alabilirsiniz ve İbrahim Gökçe'ye sormak istediğiniz soruları da oradan sorabilirsiniz. Canlı yayın telefonlarıyla da bize bağlanıp buradan sorularınızı iletebilirsiniz.